Bu dünya diken tarlasıdır. İnsanların arayıp da bulamadıkları iki şey, neşe ve rahatlıktır. İkisi de cennette olur. Bu dünyadakiler geçici ve aldatıcıdır. Dert ve bela en çok peygamberlere, sonra onlara benzeyen büyük zatlara gelir. Allah-u Teala en çok belayı İslamiyet'e en çok uyanlara verir. Hazreti Ali radıyallahu an, mümin beladan kurtulamaz buyuruyor. Bunun çok hikmetleri vardır. Ahirette makamı yüksek olsun ve hataları, günahları yüzünden ahirette sıkıntı çekmesin diye. Müslümanlara çok bela gelir. Müminin neşesi yüzündedir. Alameti güler yüzdür. Münafığın alameti çatık kaştır. Fakirlere verilen sadaka namazdaki kusurları giderir. Allah-u Teala fakirlere ne kadar kıymet veriyor ki onlara verilen sadaka bizim namazlarımızdaki kusurlarımızı örtüyor. O halde insanların değil Allah'ın değer verdiğine kıymet vermelidir. Bu dünyada bir garip, bir yolcu gibi olmalı ve kendini ölmüş kabul etmeli. Ne yapsak, ne kadar çok yaşasak bir gün mutlaka öleceğiz. Öldükten sonra pişmanlık fayda vermez. Şimdiden ona hazırlanmamız gerekir. Genelde yaşlandıkça insanların dünyaya meyli artar. Eskiler buna hırsı piri diyorlar. Bu çok kötüdür. Tersi olacağına, dünyadan soğuyacağına ne hikmetse dünyaya daha çok sarılıyor. Ölümün yaklaştığını düşünerek dünyalık işi azaltmak gerekirken aksini yapmak akıl işi değildir. Ama yaş ilerledikçe dinimize, yani ehli sünnete hizmeti arttırmalı. Müslümanın dünyada istirahati olmaz. Onun istirahati musalla taşına konunca başlar. Bir talebesi Süfyan-ı Sevri Hazretlerine der ki, "Efendim, bizim aile çok kalabalık, gelirimiz de azdır. Sıkıntılı bir hayat yaşıyoruz. Bazen evden un istiyorlar, yağ istiyorlar, ben de hiç para olmuyor, çok üzülüyorum. Dua buyurun da Rabbimiz bize biraz daha fazlasını versin." Süfyan-ı Sevri Hazretleri ona şu cevabı verir: "Bu gıda maddeleri istendiğinde sende para yoksa kalbin kırılır. Allah-u Teala hadisi kutside, ben kalbi kırık olanların yanındayım buyuruyor. Hastaların, dertli olanların, sıkıntılı olanların, borçluların yanındayım. Onların duasını kabul ederim buyuruyor. Bu durumda senin duan bizim duamızdan daha kıymetlidir. Öyle hallerde sen hem kendine hem de bize dua et."